Romanyalı Marcel Lazar Leher. Günlük işlerde çalışan evli barklı bir adam. Kodlamayı geçtim, bilgisayar bilgisi en fazla bir dayı kadar. Ama hacklemediği adam da kalmamış. Kendi ülkesinin siyasilerinden Amerikan başkanlarına, hatta başkan adaylarına kadar. Peki bunu nasıl yapmış? Tahmin bile edemeyeceğiniz kadar kolay bir yöntemle. Tek yaptığı internette araştırma yapmak, okumak ve tahminde bulunmak. İşte meraklısına bir yandan hacker, bir yandan korsan, bir yandan da sosyal mühendis Kusifer'in hikayesi. Macar bir anne ve Roman bir babanın oğlu olan Marcel Lazar Leher 1972'de Romanya'nın Arad kentinde doğdu. Yaşadığı Sambateni köyünde geçimini sağlasa, günlük işlerle karnını doyursa, evlenip barklansa yeterdi onun için. Öyle de oldu. Ve hayatına internet girdi. Ama öyle derinliklerine kadar giremedi tabii. Birkaç platform ya da haber sitesi dışında kalan her şey onun için yabancı sulardı. Bir dönem hepimizin olduğu gibi o da Facebook'ta çok vakit geçiriyordu. Ve ilk hacklemesini de burada yaptı. Hack kelime kodlama bilmeden, hiçbir eğitim ya da merakı olmadan bunu nasıl yaptı sizce? Hani hepimiz şifre oluştururken unutma ihtimalleri için çeşitli güvenlik soruları görüyoruz ya karşımızda. İşte onlar sayesinde. İlk evcil hayvanının adı, ilkokul öğretmeninin adı, gittiğin ilk okul. Hani böyle ilginç sorulara biz de ilginç cevaplar verip sonra saçmaladığımızı unutup daha çok zora giriyorduk ya. Peki mantıklı olan o soruya gerçekten doğru cevap mı vermek? Onun cevabı da işte burada saklı. Marcel, Romanya'daki birkaç magazin ünlüsü ve futbolcunun sosyal medya hesaplarındaki güvenlik sorularını tahmin ederek onların hesabını ele geçirmeye başladı. Bazılarının güvenlik sorusu yaşadığı ilkokulun adıydı. Onların geçmişlerini araştırdı ve yaşadığı okulu tahmine yazdığında tutuyordu. Bazılarının hangi okulda okuduğunu bulamıyordu. Bu yüzden doğup büyüdüğü bölgedeki diğer okulların hepsini deniyordu ve eninde sonunda tahminlerinden birisi tutuyordu. Bu sayede ele geçirdiği gizli mesajlaşmaları da medyayla paylaştı. Tabii bir anda ortalık karıştı. Herkes merak etmeye başladı. Kimdi bunu yapan? O da kendine takma bir isim bulmaya karar verdi. Son dönemde meşhur olan ve dünyada da adını duyuran Gucci markasını aldı. Yanına da şeytan anlamına gelen Lucifer'ı ekledi ve Gucifer ismini takma isim olarak kendine seçti. Bir yandan da bu üne dayanamadı ve kendini ifşa etti. Çok zaman geçmeden yakalandı ve hapis cezası aldı. Ama pişmanlığı ve temiz sicili sayesinde hapis cezası ertelendi, yani paçayı kurtarmış oldu. Ama bu günah işlenmişti artık ve hiçbir günah sadece bir kere işlenmezdi. İnsanların Gmail ve Yahoo hesaplarını hacklemeye başladı. Güvenlik sorularına tahmin etmesi son derece kolay cevaplar veren insanlar sosyal medyayı güvenle kullanmayı hak etmiyordu ve ona göre cezalandırılmalıydı. Bu misyonu üstlenen Marcel, yani Gucifer, 2013'te boyundan çok daha büyük bir olaya kalkıştı. Macera dolu Amerika, Amerika. Artık Romanya ona dar geliyordu. Fiziksel olarak orada bulunmasa da etkisini Amerika'da da hissettirmeye karar verdi. Eski başkan George Bush ve onun ailesine ait olan birçok e-mail hesabını ele geçirdi ve içinde bulunan gizli belgeleri medyayla paylaştı. Tek amacı kahraman olmak, adını duyurmak. Aynı yıl Amerika'nın eski Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın hesaplarını ele geçirmeye çalıştı. Powell'ı Wikipedia'dan araştırmaya başladığında onu büyük annesine olan bağlılığını gördü. Powell'ın sosyal medyasındaki gizlilik sorusu ise büyük annesinin adıydı. Oradan ismi aldı, cevaba yazdı ve hesabın içindeydi. Powell'ın mail kutusunda ilginç bir detay vardı. Amerikan bakan, Romanyalı bürokrat Corina Cretu ile yazışıyordu ve ardından Cretu'ya da saldırmaya karar verdi. Onun güvenlik sorusu da ilkokulun adıydı. Cretu'nun Facebook hesabına girerek memleketinin neresi olduğunu öğrendi ve o bölgedeki bütün okulları araştırmaya başladı. Hepsinin ismini öğrendi ve hepsini tahmine yazdı. Bu şekilde Cretu'nun hesabını da ele geçirdi. Ve Romanyalı Corina ile Amerikan Bakan Powell arasındaki gizli ilişkiyi medyayla paylaşarak bunda açığa çıkarmış oldu. Ve Gucifer artık herkesin konuştuğu bir harp kahramanıydı. Bunun büyüsüne kapılarak da bir kez daha ismini ifşa etti. Hemen ardından evine bir baskın yapıldı ve gözaltına alındı. Herkes onu organize bir hacker grubunun üyesi ya da çok böyle gelişmiş bir adam olarak düşünüyordu. Ama evinde sadece orta segment bir Samsung telefon ve çok basit bir bilgisayar vardı. Yargının karşısına çıktığında da Amerika'da yargılanma talebinde bulundu. Talep kabul gördü ve Amerika yolculuğu başladı. Yargılama öncesinde kendisine yapılan testlerde yüksek IQ'ya sahip olduğu ve obsesif kompulsif bozukluğu olduğu belirtildi. Amerika'da tekrar başlayan mahkeme sürecinde uzlaşmacı ve dürüst tavrını devam ettirdi. Tüm bilgileri nasıl ele geçirdiğini övünerek ve büyük bir açıklıkla anlattı. Sadece aptallığın cezasız kalmamasını istemişti. Ancak iddialar onun anlattığı kadar değildi. Kimileri onu Çin ve Rusya ajanlığıyla suçladı. Ama o da bu ülkelerden maddi ve siyasi destek teklifi geldiğini ama bunu kabul etmediğini söyledi. Çünkü tek amacı ün kazanmaktı. Ayrıca Amerika seçimlerinde yaşanan Gucifer 2.0 hackerlığında da onun payı olduğu düşünüldü ama sadece isim benzerliği vardı, bunu da reddetti. Ayrıca FBI Hillary Clinton'ın hesabını da onun hacklediğini söylüyordu. Bunu da kabul etmedi, FBI de bunu kanıtlayamadığı için Clinton davasından beraat etmiş oldu. Yani bu sayede Marcel 46 yıllık bir hapis cezasından kurtulmuş oldu. Ama bu kez tamamen kurtulamadı. Clinton davasından beraat etmesi onun özgürlüğü anlamına gelmiyordu çünkü en az 100 Amerikan vatandaşının bilgilerini ele geçirdiğini kendisi de kabul etmişti. Ve bu 100 kişi
kişinin içinde iki eski Amerikan başkanı, bunların birinci dereceden akrabaları, eski kabine üyeleri ve başkanlık danışmanları yer alıyordu. Ve bu sebeple 52 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nasıl yargılanma için Amerika'ya gelmeyi talep ettiyse, şimdi de cezasını çekmek için Romanya'ya iade edilmek istedi. Bu talep de kabul gördü ve Guccifer evine, her şeyin başladığı yere, Romanya'ya geri dönmüş oldu. Ancak kesinleşmiş cezası her yerde kabul gördüğü için burada hapse girmekten kaçamayacaktı. Ve tam şu anda da cezasını çekmeye devam ediyor. 52 ay sona erdiğinde Guccifer tekrar özgür kalacak. Bazılarına göre o artık bir halk kahramanı oldu ve bu eylemleri yapmaya devam edecek. Bazılarına göre de ailesinden uzak kaldığı için bundan pişman ve artık bu işleri bırakacak. Sizin de bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ama şunu da sormak istiyorum. Gerçekten sosyal medya hesaplarımıza güvenlik olarak koyduğumuz bu sorular gerçekten güvenilir mi? Ya da bunlara böyle saçma değil de gerçekten doğru cevap vermek mantıklı olan mı? Yani bu konuda gerekli önlemi aldığınıza inanıyor musunuz? Cevaplarınızı, düşüncelerinizi ya da yeni konu önerileriniz varsa hepsini yorumda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.